Herkese merhabalar. Zeliş'in Orhun'a gerçekleri itiraf etmesini isteyenler ve ayrıca Eda Yılanı'nın gerçek yüzünü herkes görmeli diyenler beğeni tuşuna bassın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Orhun geç de olsa sonunda Hira'ya masum olduğunu itiraf etti. Orhun'un Hira'ya masum olduğunu geç itiraf etmesi olayları daha da çıkmaza sürükledi. Ama Orhun sonunda Hira'ya gerçekleri itiraf etmiş oldu. Nurşah Hiran'ın iyi niyetine inandığı için de Orhun'un sözlerinden sonra Hiran'ın masum olduğuna inanacak. Orhun Hiran'ın masum olduğunu herkese göstermek için ilk olarak bilgisayarındaki görüntülerin peşine düşer. Orhun Hiran'ın masum olduğunu ortaya çıkaracak olan görüntünün üstünde kimin oynama yaptığını da araştırmaya başlar. Afife Hira'yı suçlu olarak gördüğü için her defasında Hira'nın üzerine gelmeye çalışır. Fakat Orhun hem Hira'yı korur hem de sevdiği kadının masum olduğunu ortaya çıkarmak için harekete geçer. Orhun Hira'ya masum olduğunu geç itiraf etmesinden dolayı sevdiği kadının hatasını telafi etmek ister. Hira vicdan azabından dolayı ağlamaya devam eder. O sırada Hira Kenan'ın ablasıyla da tanışmış olur. Kenan'ın ablası Hira'ya benim de senin yaşlarında kardeşim vardı der. Hira'nın çekmiş olduğu acılardan sonra en azından Kenan'ın kardeşi olduğu gerçeği umarım en kısa zamanda ortaya çıkar. Orhun bir an önce Hira'nın masum olduğunu konaktaki herkese göstermeye kararlıdır. Hira'nın suçlu olduğunu Saadet'in itiraf etmesiyle beraber Eda yılında Zeliş'e istediği parayı vermez. Fakat Zeliş Hira'nın masum olduğunu ortaya çıkaracak olan görüntülerin kopyasını kendisine saklamıştı. Bu yüzden Eda Zeliş'e istediği parayı vermemesinden sonra kendi sonunda getirmiş olur. Zeliş istediği parayı Eda'dan alamayınca bu sefer de Demirhanlı ailesinden almaya çalışır. Zeliş, Orhun'a mesaj atarak istediği görüntülerin kendisinde olduğunu söyler. Orhun, Zeliş'in istediği parayı verirse görüntüleri göndereceğini söyler. Orhun, İran'ın masum oğlunun ortaya çıkması için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Bu yüzden Orhun, Zeliş'in istediği parayı ona vererek İran'ın masum olduğunu ortaya çıkaracak olan görüntüleri almak ister. Orhun Zeliş'e istediği parayı vermesinin ardından Hira'nın masum olduğunu ortaya çıkaracak olan görüntüleri alır. Afife yılanı Hira'ya hak etmediği baskıları yapmıştı. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Afife'nin Hira'dan özür dilemesini de istiyoruz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni tuşuna bassın. Orhun Hira'nın masum olduğunu kendisinden saklamıştı ama görüntüleri almasının ardından yaptığı hatanın da telafisini yapar. Zeliş Eda'nın vermiş olduğu sözü tutmamasının ardından tüm bu kötülüklerin arkasında Eda'nın olduğunu da söyler. Eda'nın gerçek yüzünün ortaya çıkmasını konaktan defolup gitmesini merakla bekliyoruz. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kenan ise harika ile evlenme kararı aldı ama yanlış kişiyle evlendiğini anlayacak. Harika Meryem'e kötü yüzünü gösterdiği sırada Kenan da onları gizlice dinleyecek. Böylelikle Kenan harikanın doğru kişi olmadığını anlamış olacak. Umarız Kenan ve Meryem evlenirler de çok mutlu olurlar. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni tuşuna bassın diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.